3, 2, 1. Enbursa.com'dan merhaba. Korona günlerinde özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bir kez daha Enbursa.com muhabiri Özge Tezcan bize şehirdeki son durumu aktaracak. Ancak ondan önce salgına ilişkin son rakamları bir kere daha aktarmış olalım. Maalesef dünya genelinde 2 milyonu aştı vaka sayısı. Can kaybı sayısı da 127 bini geçmiş durumda. Türkiye genelinde ise 65 bin vaka sayısı ve 1403 can kaybı sayısı maalesef can kayıpları arttı. Evet Özge Tezcan, şu anda bildiğim kadarıyla Acemler'desiniz. Nasıl trafik yoğunluğu? Hafta sonu son derece sessizdi Bursa ama yeni hafta ile birlikte yeniden hareketlenmişti. Bugünkü gözlemleriniz nelerdir? Dediğiniz gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağından sonra pazartesiden bugüne kadar yani sanki koronavirüs hayatımızdan yok olmuşçasına Bursalılar o şekilde davranıyor. Özellikle çarşı pazar kısımları inanılmaz derecede kalabalık. Banka önlerinden bahsetmek bile istemiyorum. Onlar da keza aynı durumda. Şu an Acemlerin köprüsündeyim. Ben size buradaki trafik yoğunluğunu göstereyim. Normal şartlarda bu saatlerde zaten bu şekilde trafik oluyor ve hayatımızda hiçbir şey değişmemiş gibi. Hemen göstermek istiyorum. Akan bir trafik var ama yoğunluğu görebiliyorsunuzdur siz de. Dediğim gibi normal şartlarda bu saatlerde koronavirüs hayatımızda yokken de bu şekilde bir trafik yaşıyorduk. Ve trafik aynı şekilde devam ediyor. Karşı tarafı da göstereyim. Gördüğünüz gibi insanlar inşallah umut ediyoruz mecburiyetten dışarıya çıkmışlardır. Yoksa 2 günlük yasağın boşluğunu yaşamıyorlardır diye düşünmek istiyoruz. Peki Özge, şu an Acemler'desiniz. Trafiğin en yoğun olduğu, her zaman en yoğun olduğu bölge. Ama onun dışında şehrin başka kesimlerini de dolaştınız sabahtan beri. Diyebilirim ki Yıldırım, Teleferik, şehir merkezi, Bursa'nın kalbi Heykel, Osman Gazi, Kent Meydanı, oralarda durum nasıldı? Bir de tabii sormak istediğim bir konu var. Büyük bir maske kaosu yaşanıyor Bursa'da. İnsanlar maskeye ulaşmakta büyük güçlük çekiyorlar. Maske konusundaki gözlemlerin neler? Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle vermiş olduğu 8 nokta var. Ben bugün 8 noktayı da gezdim. Hiçbir yerde maske dağıtım noktasına maalesef ki denk gelmedi. 5 yoldan başladık. 5 yol, araba yatağı, teleferik, heykel. Hatta bazı noktaları gözden kaçırmamak adına 2 kez gezdik. Özellikle heykel ve teleferik kısımlarını. Oradaki esnaflarla konuşmaya çalıştık. Belki bizden önce gelip dağıtmışlardır umudu ile ama maalesef esnaflarda hiç öyle bir şey olmadığını söylediler. Özellikle otobüs duraklarını, metro istasyonlarını sadece araba yatağı metrosunda ve Osman Gazi metro istasyonlarında dün belli bir aralıklarla dağıtıldığı söylenildi. Onun harici bugün hiçbir şekilde bir dağıtım olmamış maalesef. Ve vatandaşlar da bu konuda zaten çok şikayetçi. Biz sürekli sohbet içindeyiz. Vatandaşlara da soruyoruz neler yaşadıklarını. Çoğu artık maske bulamamaktan yakınıyor. Maske bulamadıkları için ama mecburlar dışarı çıkmaya, kendi yöntemlerini kullanmaya başlamışlar. İşte kimisi örtüsünü bağlamış, kimisi askı bağlamış. Maalesef Bursa'da bu konu daha büyüyecek gibi gözüküyor. Peki Özge Tezcan, çok teşekkür ediyoruz sana bize aktardığın görüntüler ve gözlemler için. Değerli Enbursa.com takipçileri sosyal medya hesaplarımız üzerinden ve Enbursa.com'dan koronaya ilişkin canlı yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Tüm gelişmeleri, korona ile birlikte bütün gündemdeki gelişmeleri Enbursa.com'da bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.